Anne, bak bu da bana koca bulma organizasyonuysa vallahi olay çıkarırım şurada ha. Söyleyeyim. Ne münasebet canım? Bizim doktoru yemeğe çağırdık. Yani nezaketen. Anne, ne yemek var akşam? Ah, neler hazırlamadım ki. Efendim, buharda pişmiş sebze. Yağsız mercimek, bir de balık. Balık ha? Hı. Aa, ben anlamıştım zaten kokudan. Hamsi tavuğu. Hayır efendim, somon ızgara. Vallahi evet. İnanır mısınız? Bütün balıkları dolaştım somon balığı bulacağım diye. Bazı adını bile duymamış. Nedir bu somon? Uskumru'nun büyüğü mü abi diye sordular. Allah Allah. Somonun içinde omega 3 diye çok faydalı bir şey varmış. Doktor söyledi değil mi Tahsin? Ya, duyun, duyun. Bakın anneniz neler biliyor. Omega 3 ha? He? Vallahi omega 4, 5, 6 da olsa ben yine de hamsi tava yerim. Aa, espri yaptım ya. Çocuğu espri değil, vallahi iyi bildin. Aferin, attın ama tutturdun. Omega 6 da var, değil mi İfa? Aa, canım benim bak. Bak Tahsin, doktordan bile iyi biliyor her şeyi. Volkancığım, sen biraz daha iyi misin? Ha? Saadet Hanım'la konuşmak iyi geldi mi? Daha iyiyim sanki Aslı ya. Zaten çok takmıyorum kafaya ben, iyi geldi. Akşamüstü de yaprak ziyaretime geldi, iyiyim yani. Yaprak buraya mı geldi? Ha, çok lezizdi. Almış poğaçasını gelmiş. Poğaça mı lezizdi? Poğaçası iğrençti canım. Yaprak lezizdi. Ha, nasıl leziz? Yani böyle bıcır bıcır. Hoş bir kız yani. İyi geldi bana. Eyvah. Aa, doktor bey hoş geldiniz. Buyurun. Sevgili doktorumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Size kurutulmuş organik incir getirdim. Aa, ne zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim doktor bey. Aa, size güzel kızımı tanıştırayım. Aslı. Amerika'da okudu ya. Gazetecidir. Merhaba. Hı? Merhaba. Evet, gazeteciyim. 30 yaşındayım. Özel zevklerim arasında kebap, değil mi? Türk tatlıları, stresli bir yaşam sayılabilir. Hepimiz öyle. Ama sağlığımızı da bozmamalıyız değil mi? Ne diyoruz? Yıllar bizi yormasın. Biz yılları yoralım. Ben yoruldum yalnız. Tabii. Ben bunu döverim. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ispanaktaki demir miktarı kuru kayıstakinden çok daha az. Vay 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 vay. Bak insan neler öğreniyor. İşte Allah'ın hikmeti. İfo sen ne yap yap, yarın bize kuru kayısı al. Almaz mıyım, almaz mıyım? Ne kadar enteresan değil mi Aslı? Hmm. Evet. Ben vallahi hayatımın en eğlenceli gecesini geçiriyorum. Bakın, ben 10 senedir ağzıma tereyağı, kırmızı et, un, yağ, şeker, hazır yiyecek hiçbirini koymadım. O kadar mutluyum ki. Ah Selim Beyciğim, insan sürekli sizin etrafınızda dolaşmalı ki 150 yıla kadar yaşasın. Değil mi Aslı? Gerçekten 10 yıldır İskender yemediniz mesela. Hayır. Nasıl yaşıyorsunuz? İskender'den aldığım her şeyi baklagillerden. Bu baklagiller, kankigiller gibi bir şey mi? He? Ay onu demek istemiyorum. Gıda anlamında değil yani. Çünkü İskender başka bir şeydir ya böyle. Altta pideler. Değil mi? Böyle üstte ince ince ay. Döner kat kat tak 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 tak. Garson gelir böyle çıs diye tereyağını of. Bir döker. Ay aslında o tereyağın böyle kokusu. Yanında yoğurt. Salça. Koy salçayı da. Salçaya böyle ekmek banacaksın. Durma artık of, değil mi? Of, ay of. Kusura bakmayın abi. Biz birkaç gündür açız da. O yüzden böyle. Hocam şimdi ben bir şey soracağım. Bu demir, memir, çinko falan vücutta böyle pas yapmasın. Metal ya bunlar. Bu şekilde olmuyor tabii Volkan Bey. İyi. Peki bu somon acaba bundan çiroz olur mu? Rakının yanına böyle üstüne hafif böyle sirke gezdirsek. Somondan diyorum çiroz olur mu? Selim Beyciğim, Aslı da biliyor musunuz öğrencilik yıllarında sizin gibi New York'taydı. Ha, neresinde? Village'de. Ha, neresinde? İçinde. Böyle 12. caddeden gidin, sağda Yunan bakkal var, ona sorun gösterir. Siz? Brooklyn'de. Hmm, çok güzel. Aa, çirozu olmaz bunun. Çok yağlı balık bu somon ya. Doktorcum, sağ olsun bizim çocuklar midesine pek düşkündür. Ne de olsa baba mesleği tabii. Aslı bir yemek yapar, parmaklarınızı yersiniz vallahi. Doktor bey,
Siz yalnız yaşıyorum, yemek yapmayı öğrendim demiştiniz değil mi? Tabii. Çok güzel buğdaylı pırasa yaparım mesela. Harika. Böyle insanın ağzı sulanıyor duyunca. Bir gün siz bize gelirsiniz, yaparım, olur mu? Ay inşallah, inşallah. Ne güzel. Aslında çok güzel inginer yapar, onu da getiririz birlikte. Misafir kısmetinden gelir derler. Değil mi? Yok, ben dışarıdan İskender alırım, onu getiririm kendim yemek için. Bu cuma ya da cumartesi beklerim o zaman. Tabii, memnuniyetle gelmez miyiz? Değil mi İfa? Tabii, mutlaka geliriz tabii. Değil mi Aslı? Hem o dönemde eşim de Amerika'daki stajını bitirip gelmiş olur. Onunla da tanışırsınız. Çok memnun oluruz tabii. Bana siz abi sinirlerim bozuldu da eşiniz dediniz değil mi? Yengeye selam selam. Doktor bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah. Doktorcuğum çok teşekkür ederiz. Gene bekliyoruz eşinizle birlikte. Evet, ne diyoruz? Yıllar bizi yormasın, biz yılları yoralım. Ben teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Efendim, iyi akşamlar. Geçin iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Aa, adam evliymiş bak. Aa, bak. Sen gül daha. Rezil oldun. Ay Tahsin'cim, ben bir daha bu doktora gidemem. Yani rezil oldum. Olur mu öyle şey? Hani sağlıklı yaşam filan. Sen yıllar bizi yormasın. Sevdiğim yılları kaybolan geri ver. Yorma yıllarımı filan. Ama kitaba bakar yaparız. Ben asla gitmem bir daha bu doktora. Ay rezil olduk, rezil. Anneciğim, anneciğim. Beyhude üzüntüler bunlar. Bak bugün bana doktorum dedi ki, gerçeklerle barışmak lazım dedi. Yani olmuyorsa olmuyor, kabul etmek lazım artık. Ya doğru söylüyor çocuk, bence. Ya bu kız evde kalacak, bu belli artık yani. Zorlamayalım. Sen iyileştirsen, sen tamamsın bence. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.